Türkiye güçlü ordusu ve kahraman Mehmetçiği ile onlarca yıldır dünya barışına ve bölgesel istikrara katkı sağlamak için elinden gelen desteği veriyor. Birleşmiş Milletler, NATO ve AGİT çerçevesinde çatışmaların önlenmesi, istikrar ve güvenliğin sağlanması bağlamında veya koalisyon güçlerinin terörle mücadelesi bağlamında Mehmetçik dünyanın dört bir yanında görev yapıyor. Birleşmiş Milletler misyonlarına ve NATO harekatlarına Türkiye kadar destek veren çok az bir ülke vardır. Özellikle 11 Eylül sonrasında birçok ülkede başlatılan terörle mücadele operasyonlarına en duyarlı olan ülkelerin başında Türkiye geliyor. Türk ordusu NATO ve Birleşmiş Milletler bağlamında dünya barışı için misyonlara katılırken alkış tutanlar, müttefiklerin terörle mücadelesi bağlamında operasyonlara destek verirken memnun olanlar, mesele Türkiye'nin bölgesel çıkar ve güvenliği için operasyon yapmasına gelince çok rahatsız oluyorlar. Irak'ta ve Suriye'de müşterek gücün parçası olarak harekata katıldığımızda çok iyi, yalnız bırakılıp kendi göbeğimizi kendiniz kesmeye çalıştığınızda çok kötü. Doğu Akdeniz'de, Adriyatik'te, Arap Denizi'nde, Hint Okyanusu'nda uluslararası görevlere katılarak birilerinin hakları için mücadele verdiğinizde çok iyi. Bu denizlerde kendi haklarınızı aradığınızda çok kötü. Türkiye hem iç hem dış terörden, Suriye ve Irak kaynaklı terör saldırılarından çok çekti. Ama hiçbir müttefiki Türkiye'ye destek olmadığı gibi uluslararası meşruiyetten ve haklardan kaynaklı bu operasyonlardan da hiç hoşnut olmadılar. Türkiye'nin terör örgütleri üzerinden bölgesel sınırların yeniden çizilmesi oyunlarını bozması bu hoşnutsuzluğu besliyor. En son Fransa'nın Libya, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz kaynaklı Türk ordusunu eleştirmesi bu rahatsızlığın bir tezahürü. Türkiye uluslararası kurum, misyon ve operasyonlara her türlü desteği vermiş ama ulusal güvenlik tehditlerine karşı hep yalnız bırakılmıştır. Türk ordusu 1950'de Kore Savaşı'na katıldı. Sonraki dönemlerde Birleşmiş Milletler Somali Harekatı'nda Birleşik Görev Kuvveti'nde yer aldı. Birleşmiş Milletler Bosna Hersek Koruma Gücü'ne ve NATO İstikrar Kuvveti'ne destek verdi. Eski Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'ne yönelik yaptırım ve ambargoların desteklenmesine yönelik Birleşmiş Milletler'in Adriyatik'teki Akdeniz Daimi Deniz Gücü'ne iştirak etti. Arnavutluk'taki olaylardan sonra gerçekleşen Alba Harekatı'na katılarak insani yardımlara koruma desteği sağladı. Makedonya'daki NATO Amber Fox Harekatı'na, Demokratik Cumhuriyeti misyonuna, Birleşmiş Milletler Sudan misyonuna, Birleşmiş Milletler Kongo iştirak etti. TSK 2011'de NATO tarafından Libya'ya yönelik olarak başlatılan NATO Birleşik Koruyucu Harekatı'na, Birleşmiş Milletler Afrika Birliği Darfur misyonuna, Aden Körfezi, Arap Denizi ve Somali açıklarında deniz haydutluğu ile mücadeleyi kapsayan Okyanus Kalkanı Harekatı'na katılım sağladı. Hala Bosna'dan Kosova'ya ve Lübnan'a kadar birçok ülkede TSK unsurları görev yapıyor. Dünya genelinde en fazla ülkede şehitliği olan ülkelerin başında Türkiye geliyor. Dünya barışı, bölgesel istikrar, insanlık dramı veya soykırım, katliam, korsanlık, terör dediklerinde Türkiye üzerine düşen hassasiyeti gösterecek, askerini gönderecek ama Türkiye'nin milli çıkarları ve güvenliği söz konusu olduğunda herkes sus pus kesilecek ve üzerine bir de Türk askerinin haklı ve meşru operasyonlarına laf edecekler. Kendileri sömürmek için Irak'ta, Suriye'de, Libya'da at oynatacaklar ama insanlık namına Türkiye'nin harekete geçmesini eleştirecekler. Türkiye, Irak'tan ve Suriye'den yönelen terör tehditlerine karşı da Kuzey Afrika ve Doğu Akdeniz'deki ulusal güvenlik önceliklerine yönelik olarak da masaya yumruğunu vurmuş, sahada oyun değiştirici bir aktör olarak dengeleri değiştirmiştir. Özellikle savunma sanayinde artan gücüne paralel olarak Türk Silahlı Kuvvetleri aynı anda birçok ülkede ve kıtada harekat gerçekleştirme imkan ve kabiliyetini kazanmıştır. Bu operasyonları uygulayacak siyasi kararlılık, cesaret, vizyon ve stratejik akılda sergilenmektedir. Türkiye birileri rahatsız olsa da askeri ve politik hamleleriyle bölgesel barışa katkı vermeye, ulusal çıkarlarını korumaya devam edecektir. Yunan basını açık açık yazdı. Türkiye 100 yıl sonra yeniden bölgesel güç haline geldi. Oyuna dahil olduğunu belirtti. Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Libya kazanımları deniz gücünü yeniden gündeme getirdi.
Özellikle bölgede elde edilen üstünlük Yunan basınının da dikkatini çekti. Yunanistan'ın ünlü yayın kuruluşlarından Kathemirin'de yer alan ve Vasilis Nedos'un imzasını taşıyan analizde, Türkiye'nin 100 yıl sonra bölgesel güçler oyununda kendine yeniden yer bulduğunu yazdı. Nedos'un yazısında Türkiye'nin Libya ile yaptığı MEB anlaşmasının Yunanistan'ın egemenlik haklarını daralttığı belirtilirken, özellikle 12 ada sınırının bu MEB ile kesildiğini, dolayısıyla Yunanistan'ın sahada büyük bir darbe yediğini söyledi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki fiili hegemonik güç haline geldiğini belirten Yunan gazeteci, deniz kuvvetlerinin mevcut formu ve donanımı sayesinde Türkiye'nin 100 yıl sonra bölgesel güçler oyununa geri döndüğünü söyledi. Nedos'un kaleme aldığı yazıda Türkiye askeri güçte büyük bir kuvvet ve son 10 yılda bu alanda yaptığı büyük yatırımlarla bölgesel güçler oyununa geri döndü ifadeleri yer aldı. Türkiye'nin güç haline gelmesinin yalnızca nitelikli ordu ve yerli milli silahlar olmadığı söylenirken, Türk donanmasının Adriyatik'te dahi mevcudiyetinin bulunması nedeniyle gerçekleştiği ifade edildi. Yazıda ayrıca Türkiye'nin bölgesel gücüne rekabet edebilmesi ve alt edilememesi için Türkiye'nin hamlelerini seyretmek yerine fosilleşmiş ideolojik tartışmalarla değil, kapsamlı ve geleceğin inşa edildiği çalışma planlarıyla hareket edilmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Evet, bunu biz demiyoruz, Yunanistan diyor. İçimizde hala Türkiye'nin gücünün farkında olmayan bazı bakar körler mevcut ne yazık ki. Ama bu bakar körler de zaten görseydi şu anda dünya devi olmuştuk. Yani dünyanın süper gücü, birinci süper gücü olmuştuk. Bu ülke hepimizin. Eğer kazanırsak hepimiz kazanırız. Ama kaybedersek hepimiz kaybederiz. O yüzden içimizdeki bu ayrımcılığı, özellikle muhalefet gibi gözüken ama ülkenin menfaatine hiçbir şey yapmayan ve menfaatine yapılan şeyleri de desteklemeyen kafadan artık, yani bu kafadan, mantıktan çıkmamız gerekiyor. Gerçekleri, doğruları görmemiz gerekiyor. Muhalefet demek her şeye muhalefet etmek değildir. Muhalefet, ülkenin menfaatine olmayan şeylere muhalefet demektir. Veya milletin menfaatine olmayan şeylerde muhalefet edin. O zaman sizi alkışlarız. Ama hiçbir şekilde ülkenin menfaati için olan şeylerde de destek gelmiyor ne yazık ki. İşte destek gelmemesi ne oluyor? Dışarıdaki düşmanları sevindiriyor ve daha çok iştahlandırıyor. Ne diyorlar? İçeride de bu yönetimden, bu güçten, bu ilerleyişten rahatsız olan kesim var. Yani bu kesim de tabii satılık kesim. Bunlar olduğu sürece biz onlar sayesinde, onlar vesilesiyle ülkeyi karıştırırız. Milleti birbirine düşürmeye çalışırız. Ülkenin kalkınmaması için elimizden gelen her şeyi yaparız. Sürekli muhalefeti körükleriz. Ve böylece aslında çok büyük işler yapan hükümetin yaptığı şeyleri görmezden gelmelerine sebep oluruz algısı var. Bu algıyı biz hep birlikte yıkacağız inşallah. Biz görüyorsunuz FETÖ ayıklandıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarısını, ne kadar büyüdü ve ne kadar güzel işler yapıyor. Aynı şekilde Milli İstihbarat Teşkilatı hem ülkede hem ülke dışında operasyonlar yapıyor ve başka ülkelerde çıkacak darbeleri engelliyor. Yani artık o kadar güçlendik Allah'a şükür. Ama içimizdeki hainler yavaş yavaş temizlendikçe güçlendik. Diğer kalanlar da temizlendiğinde emin olun daha da güçleneceğiz ve daha hızlı adımlar atacağız. Daha kararlı, daha güçlü adımlar atacağız. İşte o zaman aynı Osmanlı neyse Türkiye'de aynı şekilde dünyada yerini almış zaten. O yerini sağlamlaştıracak inşallah. Bizler gerçekleri görüyoruz, duyuyoruz ama kabul edenimiz var, etmeyenimiz var. Kabul edenlerle sonuna kadar gideceğiz inşallah. Kabul etmeyenlerle de anlatmaya çalışacağız. Anlarlarsa ne güzel, hem kendileri için hem bizim için, ama anlamazlarsa kendileri bilirler. Evet, videoyu izledikten sonra lütfen beğenip yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Kanalıma abone değilseniz abone olarak destek olmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun.